Merhabalar Ali abi. Ha, merhabalar sevgili Umut. Nasılsınız efendim? Teşekkür İyisiniz ederim. inşallah. İyiyim, çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz Çok görüyorum. teşekkür ederiz efendim. 30 yıl Çok oldu sağ mu Ali abi tarım yazalı? ol. Tarım yazmaya başlayalı 25 yıl oldu. Gazetecilikte 32 yıl oldu. Hatta öncesinde öğrencilik döneminde katarsam 35 yıl oldu. Çok çok efendim yani biz de Evet. çok uzun yıllardan beri deneyimlerinizden yararlanıyoruz muhakkak. Çok teşekkür ederiz bunun için. Şimdi efendim tabii ki çok fazla sayıda sektör temsilcimizi takdir edersiniz ki ağırlamak istiyoruz. Hem Çiftçiler Günü mesajınızı alacağız sohbetimizin sonuna doğru. Ama kısa kısa gündemi de şöyle değerlendireceğiz birkaç Tabii. cümleyle. Tabii ki bugün Çoğu Gazete'nin hem manşetinde hem de içeriğinde de vardı. Sizler de bunları haberleştirdiniz. Gündemimizde kuraklık var. Bir yandan tabii bu yılda Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli tarafından su ve sulama yatırımlarında hamle yılı ilan edildi. Ama bir yandan da tabii ki bir açıklamayla 42. yağmurlarına da sanki bel bağlandı gibi geliyor. Ama Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan çok ciddi kuraklık haberleri geliyor. Özellikle buğdayda mesela 2 milyon, 2,5 milyon tonluk rekolte düşüşleri olabileceği söyleniyor efendim. Şimdi bu sorunun tabii kısa vadede aşılması çok mümkün değil. Ama özellikle yapısal diye değerlendirdiğimizde birkaç maddeyle nasıl çözülmesi gerektiğini, bu yıl madem sulama yatırımlarında hamle yılı neler yapılması gerektiğini birkaç cümleyle özetlemenizi rica edeceğim. Buyursunlar. Tabii ki kuraklık tabii böyle kısa vadede çözüm bulunabilecek bir sorun değil. Benim ilk tarım yazmaya başladığım dönemlerde de hep kuraklık konuşulurdu. Hatta o dönemde yayınlanan raporlarda işte 2020'li yıllarda, 2030'larda Türkiye'de ciddi kuraklıklar yaşanabileceği ifade ediliyordu. Özellikle NASA'nın yayınladığı raporlarda. Fakat zaman içerisinde bunun çok fazla ciddiye alınmadığını, yeterince ciddiye alınmadığını gördük. Benim en yüksek oranda yani en büyük kuraklığı son dönemde 2007-2008 yıllarında yaşamıştık. Gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada çok büyük bir kuraklıktı ve o dönemi hatırlarsın işte sadece hayvancılıkta işte 1 milyondan fazla süt ineği kesilmişti. Yem ham maddelerin fiyatı %100 artmıştı. Bu yıla döndüğümüzde bu yılda aslında kuraklık geçen yıldan bu yana etkisini göstermeye başlamıştı. Ama Ocak, Şubat dönemindeki yağışlar biraz umut verdi. Sonra tekrar yağışlar kesildi. Özellikle Nisan ayının tabii yağışsız geçmesi büyük oranda kuraklıktaki temel etken oldu. Burada Türkiye'de tabii tarımsal üretimin önemli bir bölümü kuru tarım olarak yapılıyor. Yani suya hasret suyla değil susuz olarak yapılıyor. Yağışa bağlı. Çok %20'ler civarında mesela buğdayda sulama yapılabiliyor. Diğeri hepsi kuru tarım. Burada tabii suyun verimli kullanılması çok çok önemli. Biz su tasarrufu deyince ilk akla yapılan tanıtımlarda da hemen İşte dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmayın. Yani daha çok evsel olarak su kullanımının azaltılması planlanıyor. Oysa suyun %77'si Türkiye'de tarımda kullanılıyor. Barajlar yapılıyor. Milyarlarca lira para harcanıyor bu barajların yapılması için. Sonra barajdan suyu tarlaya taşırken açık kanallardan taşınıyor ve suyun %50'si neredeyse ya buharlaşarak ya da kaçaklarla kaybolup gidiyor. Yani yapılması gereken öncelikle evet baraj yatırımları yapılıyor ama buradaki suyun tarlaya getirilmesi ve tarlaya kapalı sistemle getirilmesi, en az kayıpla getirilmesi ve tarlada da damla sulama sistemiyle suyun verimli kullanılması gerekiyor. Hala sulamaya açılmamış alanlar var. Bunların bir an önce açılması ve suyun miktarına göre, havzadaki durumuna göre ürün deseninin belirlenmesi, işte yine kuraklığa dayanıklı tohumlar diyoruz, çeşitler diyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalar da yapılıyor Türkiye'deki araştırma enstitülerinde. Fakat bunun sahaya yansıması ne yazık ki ya gecikiyor ya yeterince önemsenmiyor.
Bu da ne yazık ki henüz yapılamadı. Peki. Yani yapılması gerekenler aslında Bunlar. belli ama bu yılı kurtaramayız. Bundan sonraki yıllar için şimdiden önlem almamız gerekiyor. Efendim teşekkür ediyorum. Şimdi konunun bir başka boyutu, alt başlığı da şu. Bu yılı kurtaramayız dediniz. İşte raporları siz de okuyorsunuz. Sektörden ve bütün Türkiye'den bilgiler de geliyor üreticilerimizden sizlere. Bu yıl söylenen verim düşüklükleri yaşanırsa, pandemi koşullarıyla birlikte ülkelerin dış ticaret politikalarındaki kısıtlamaları da düşünürsek, bizim ithalata ödediğimiz para ne kadar artar? Bu çok büyük bir risk midir? Yoksa toparlama imkanımız var mıdır efendim? Tabii ki önemli bir risk çünkü sadece ödeyeceğimiz döviz, ödeyeceğimiz parayla da ilgili değil. Biliyorsun bu sene özellikle ayçiçeğinde yaşadık. Diğer ürünlerde de zaman zaman görüldü. Yani öyle bir zaman geliyor ki paranız var aslında. Para ödemek istiyorsunuz ama ürünü bulamıyorsunuz. Bu pandemiyle birlikte başlayan kısıtlamalar aslında bu tehlikeyi bize gösterdi. Yani bu sene işte ayçiçek yağında, ayçiçeği tohumunda aslında fiyatlar çok yükseldi. Ama buna rağmen ithalat yapmak da çok zor oldu. Neden? Çünkü dünyada da üretim az. Ülkeler kendilerine bu ürünü saklamak, tutmak istiyorlar. Bazı ülkeler ihtiyacından daha fazla alım yaptığı için ürün oralara gitti. İşte Çin bu konuda önemli örneklerden birisi. Sadece ayçiçeğinde de değil, buğdayda, mısırda, hatta soyada benzer durumlar yaşandı. Şimdi baktığımız zaman biz yıllık ortalama işte 19-20 milyon ton bir buğday üretimimiz var. Bu sene öyle görünüyor ki 18 milyon ton civarında bir üretim gerçekleşecek. Eğer İç Anadolu'da da bu hafta önümüzdeki günlerde yağış olmazsa bu açık daha da büyüyecek. Dolayısıyla zaten 10 milyon ton civarında ithalat yapan Türkiye'nin bir 2 milyon ton daha fazla ithalat yapması tabii ki ciddi bir hem mali yük hem de pahalı hale gelecek. Yani şu anda işte 285-300 dolar tonu buğdayın. Dolayısıyla da hem fatura büyüyor hem de ürünü bulmak zorlaşıyor. Bu nedenle Türkiye'nin aslında önemli bir avantajı var. Tarım ülkesi olarak tarıma daha fazla destek sağlayarak, daha fazla yatırım yaparak bu alanda çok daha iyi konumlara gelmesi gerekirken dışarıya muhtaç hale gelirsek asıl o zaman büyük sıkıntı, büyük sorun yaşamış oluruz. Çok doğru. Hep hububatı konuşuyoruz. Mesela yaş sebze meyveye baktığımız zaman iç piyasada bu son yasaklamalarla birlikte bir sıkıntı oldu ama yılbaşından bu yana baktığımız zaman bazı ürünlerin ihracatında %300, %400'lük artışlar var. Yani Avrupa'nın üretemediği bazı ürünleri bunlar arasında işte ıspanak var, karnabahar var, yine arpacık soğanı var. Yani belli ürünleri, brokoli var. Bu ülkeler üretemediği için bizden alıyorlar. Evet. Çünkü orada üretimi sürdürmek iklimden çok da işçi Evet. bulamadılar. Üçüncü ülkelerden işçi getiremediler. Yani İspanya, İtalya gibi Polonya gibi ülkelerin üretemediğini biz üretebildik. Üstelik gerekli destek sağlanamadığı halde çiftçi gerçekten büyük bir özveriyle bu ürünleri üretti. Üretmeye devam edersek pazar çok büyük ama bizim kendi içimizdeki sorunları da öncelikle çözmemiz Gerekiyor. gerekiyor. Şimdi efendim onlardan bir tanesi de şu sizin de söylediğiniz gibi özellikle bitkisel üretimde mesela 2019'da 2020 yılı arasında şöyle bir baktığımızda %8,5 gibi yani neredeyse dünya rekoru bir üretim artışı var. Yani çiftçimiz sözünü tuttu, üretti ve bu pandemi döneminin başında sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Hep söze şöyle başlandı. Denildi ki biz özellikle tedarik zinciriyle ilgili bütün önlemleri aldık. Geçtiğimiz yıldan bahsediyorum. Böylelikle ürünlerin üreticiden çıkıp tüketiciye buluşma sırasında bir sıkıntı yaşamadık. O marketlerdeki raf boşlukları, insanların, tüketicilerin oralara deyim yerindeyse hani saldırmasını biz yaşamadık denildi. Ama sonra bakın pazarlar kapandı. Ben şöyle düşündüm. Demek ki hani tedarik zincirlerinden kasıt yani buradaki önlemlerin alınmasından kasıt
Sadece büyük marketlermiş. Geri kalan hiçbir şey, yani özellikle tüketicimizin daha ucuza ürünleri tükettiği, üreticimizin de daha hızlı bir şekilde ve günü geçmeden ürünleri satabildiği asıl tedarik zinciri unutulmuş gitmiş. Sizin de yazınızda var. Özellikle bu sorunun çözümü tabii 1-2 gün pazarların açılmasıyla kesinlikle olmaz ama kalıcı olarak hani pandemi döneminin de bir müddet daha çeşitli dozlarda açılırız, kapanırız, tam açılırız, tam kapanırız ama mutlaka devam edecek. Nasıl bir çözüm bulunması gerekiyor efendim? Tabii burada Türkiye'de şu anda, geçen yılda aynı başlangıçta bir takım sıkıntılar oldu ama sonradan aşıldı. Yani üretici tarlasına gidebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Üretim yapıyor, hasat yapıyor, ürününü hale getiriyor, satıcıya getiriyor. Fakat ondan sonra problem orada başladı. Yani bu kısıtlamayla birlikte 29 Nisan 17 Mayıs dönemindeki kısıtlamalarda pazar yerleri de kapatıldı. Dolayısıyla bu yani atılan bir adım ama sonra ne olacağı çok hesaplanmamış. Yani üretici üretiyor, hale getiriyor, orada alıcı yok. Dolayısıyla burada bir organizasyon eksikliği var. Bir geleceği veya mevcut durumu yönetememe durumu söz konusu. Ve sadece marketler üzerinden kısmen de manavlar bu ürünleri alıp satabiliyor. Oysa pazar esnafı ve pazar Türkiye'de çok hem geleneksel hem de birçok kişinin alışveriş yaptığı, yaş sebze meyve açısından söylüyorum, alanlar. Şimdi buradaki kapanma tabii çok büyük bir sıkıntı yarattı. Birçok ürünün bozulmasına neden oldu. Sonra bu görüldü, tepkiyle çekince haftada bir gün pazarlar açıldı. Şimdi ben de İzmir'de iki pazara gittim bu cumartesi günü. Ya baktığımız zaman birincisi genelgede yazılan ne varsa hiçbiri uygulanmıyor. İçeri giriyorsunuz, doğru dürüst bir kontrol, denetim yok. Bazı yerlerde girişte bir iki bekçi veya polis var ama şeyler arası, tezgahlar arası mesafe evet 3 metre yapılmış ama bu sefer tezgahların önü inanılmaz kalabalık. Yani bırakın mesafeyi, insanlar üst üste. Bunun da temel nedenlerinden birisi, pazar esnafı süre kısa, sabah 10 ile 5 arası. Acaba satabilir miyim diye ürün az getirmiş zaten. Tüketici de bir hafta sonra araya bayram da giriyor. Bir hafta boyunca pazar olmayacak diye adeta pazara saldırdı. Böyle olunca yani ciddi bir organizasyon eksikliği oldu. Oysa pazarda çok geniş alanların boş olduğunu da gördüm. Neden? Çünkü bizim pazarlarımızda çok farklı ürünler satılıyor, tezgahlar kuruluyor. Onların hiçbiri yok. Yani sadece yaş, meyve ve sebze satılacağı için bu çok iyi organize edilebilirdi. Alan olarak da geniş alanlar var, boş alanlar var. Yine mesafe korunarak bu sağlanabilirdi. İşte denildi ki ürünlere dokunulmayacak, poşetlere konulacak, oradan alınacak. Hiç böyle bir uygulama yok. Yani ciddi bir sıkıntı. Bir de şunu gördük ki sadece market zincirleri üzerinden bu işin olmayacağını görmüş hepimiz, olduk. Hepimiz aslında görmüş olduk. En çok mağdur olan da küçük çiftçi oldu. Çünkü zincir marketler genelde daha büyük çiftçilerden veya daha büyük organizasyonlardan bu ürünleri aldığı için hani geçimini sağlamak zorunda olan o küçük çiftçiler ürünlerini hale getirip komisyoncuya teslim ediyor. Orada satılamadı. Pazara gelen ürünlerin bekleyen ürünler olduğu için bir bölümünün çürümüş olduğunu orada da gördük, pazarda da gördük. Bir de şu var efendim. Evet. Sanki özür diliyorum. Pazarda da bu sürecin bir fırsatçılığı, ya burada pazarcı esnafını suçlamıyorum tabii ki ama bir fırsatçılığı vardı. Fiyatlar yani göreceli olarak bence yüksekti, bilmiyorum. Kesinlikle yüksekti. Yani marketlerden biraz daha düşük ama biz ekranlardan hep şunu izledik. Yani domates çürüyor. Orada 1 liraya bile satamıyor. Ama 8 lira ile 10 lira arasındaydı domates fiyatı. Yani evet. Biber evet. 6-7 liraydı. Yine diğer ürünlere baktığımızda yani 6-7 liranın altında hiçbir ürün yoktu zaten. Sadece soğan patates 3 kilo 10 lira şeklinde satılıyordu. Ama dediğiniz gibi yani burada da bir hani... İnsanlar görünce o ekrandaki görüntüleri ya çöpe gidiyor zaten
En azından daha makul bir fiyat O da yok, olabilir o da diye. yok. Yani Pazar özetle esnafına sordum bunu. Onlar da şunu söylediler. Ya biz bu hafta satacağız. Bir de haftaya satabilirsek satacağız. Bizim de borcumuz var. İşte nakliyesi var. Dolayısıyla kurtarmıyor abi dediler. kurtarmıyor Onların dediler. da söylediği bu. Yani öyle veya böyle, Ali abi burada yorum beklemiyorum. Biz bu işin hani üretimi zaten konuşuyoruz da pazarlama kısmını da yani pandemi olsun olmasın çok fazla kontrol edemiyoruz ne yazık ki. Neler konuşuluyor işte gıda komiteleri falan hepsinin süreçlerini siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ama artık yani buna bir neşter atılmalı. Şimdi Ali abi güzel bir Kesinlikle. yazınız var ama sürem daraldı. Akıştaki konuklara baktığımız zaman bugün ve yarın da süt meselesini konuşacağız. Ama ben şunu salık vereyim. Yaş meyve ve sebzeye çözüm ararken sırada çiğ süt var başlıklı yazısını Sayın Ali Ekber Yıldırım'ın mutlaka okuyun. Bu konuda yorum alamayacağım. Son şöyle bir dakikada Çiftçiler Günü mesajınızı alıp vedalaşmak istiyorum efendim. Evet tabii 37 yıldan bu yana Dünya Çiftçiler Günü kutlanıyor. Bütün dünyada kutlanıyor. Ve baktığımız zaman Türkiye'de de şu anki konuştuğumuz sorunlardan dolayı pandemi, kuraklık, girdi maliyetleri o konulara hiç giremedik. Ama gerçekten çok yükseldi. Üretici para kazanamıyor. Ürettiği soğan tarlasını işte toplayamadan, hasat edemeden traktörle sürmek zorunda kalıyor. Yani bu şartlarda çiftçinin çok da kutlayacak bir durumu yok. Ama en azından işte Agro TV gibi bu konuların gündemde tutulması, bu konuların bu kadar detaylı, bu kadar çok konukla, bu kadar çok kişiyle, uzmanla, sektör temsilcileriyle konuşuluyor olması önemli bir fırsat. Umarız ki yetkililer de bu konuşmaları, bu programları izler, buna göre gerekli önlemler alır. İnşallah. Ben bütün zorluklara rağmen üretim yapan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Onları ayakta alkışlıyorum. Gerçekten alkışlanmayı hak ediyorlar. Bütün zorluklara desteksiz yani destek olmamasına rağmen bu üretimi sürdürmeleri hepimiz için gurur kaynağı, onur kaynağı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sayın Ali Ekber Yıldırım. Tabii yıllardan süzülüp gelen birikimiyle benim vakitsizlikten gündeme getiremediğim konularda da yorumlarını sağ olsun yaparak mesajlarını verdi.